yaşanmıyor bu dünya. Atamazsın, satamazsın, döngü var ya. Ya yalnız kalacağız ya da biz bize yaşamayı öğreneceğiz. Kaç gündür görüşmüyoruz Aras. Ne demek işin var? Sınavlar yaklaştı. Çalışmam lazım Sibel. Okulda mı çalışacaksın? Evet. Sibel hoca geldi. Kapatıyorum. Akşam... Kapattı. Dan diye suratıma kapattı. Tavşan kanı çayınız geldi Sibel Hanım. Ne çayı Hasan Efendi? Benim çay içecek hali mi var? Neden Sibel Hanım? Hasta mısınız? Sıcak çay iyi gelir. Seni ilgilendirmez Hasan Efendi. Sen işine bak. Hadi. Günaydın. Günaydın Meltem Hanım. Yine nesi var bunun? Vallahi bilmiyorum. Sabah sabah beni de açladı. Hiç sormayın. Anlarız nasılsa. Meltem bugün beni idare eder misin? Önemli bir işim var da. Tabii idare ederim de önce bir hararetinin sebebini anlatsan bize. Ben bu çayı size verebilir miyim Meltem Hanım? Tabii. Sibel'e de şöyle bir ada çayı yapıver Hasan. Sinirlerine iyi gelir. Hiç dalga geçme benimle Meltem. Dinleyince sen de bana hak vereceksin. Anlat o zaman canım. Da hakkını verelim. Fatoş, odanda istediğin başka bir şey varsa al gidelim. Burada hiç eşyam kalmayacak mı? Mecburen tabii bazı şeyler kalacak. Mesela şimdilik oda takımını alamıyoruz. Daha iyi. Burada kalacağım zamanlar odamda yatarım. Ama senin evin artık karşı daire. Burası da evim olsun, orası da. Canım benim, tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Gidelim mi? Dükkana gideceğiz daha. Hadi. Hadi. Her zaman bir bahanesi var. Ya ders çalışacak, ya sınava girecek, ya da kitap okuyacak. Haftada bir gün zaten zor görüşüyoruz. Ne biçim ilişki bu? Bunları Aras'la konuştun mu? Görürsem konuşacağım. Hafta sonu buluşursunuz. Ne yapsın çocuk? Son sınıf. O da haklı. Dersleri yoğundur şimdi. Bunun bahane olduğunu sen de biliyorsun Meltem. Kabul et. Beni özleseydi görüşmek için zaman bulurdu. Haksızlık ediyorsun. Bak ne diyeceğim. Madem dışarıda buluşamıyorsunuz, okulda görüşün. Ona bir sürpriz yap ha? Yapacağım zaten. Hı? Ama bu ani ziyaretimin onun için hoş bir sürpriz olacağını pek sanmıyorum. Yanılıyorsun. Mutlu olacaktır. Bak gör. Göreceğiz arkadaşım. Göreceğiz. Bakalım beyefendi gerçekten ders mi çalışıyormuş? Hemen mi gidiyorsun? Tabii. Bekleyip de kendimi sinir etmenin hiçbir yararı yok. Sen bilirsin. Gonca'yı görürsen selam. Hadi hayırlısı. Sağ ol, afiyet olsun. Aşkım nasıl dünün hesapları? Fena değil. Masrafları düşünce elimizde bir şeyler kalıyor. Aşkım istersen o parayı sen al. Çiğdem'in de paraya ihtiyacı olur belki, ona verirsin. Aman canım, parayı ne yapacak o? Evi var, işi var. Sen bilirsin. Feridun'la hiç konuştun mu sen? Yani boşandıktan sonra konu hakkında. Bu akşam uğrayacak ama. Konuyu fazla açmıyor, ben de üstelemiyorum. Sorma, Çiğdem abla da öyle. Bu sabah Fatoş'un eşyalarını alacaktı. Feridun'un haberi var mı? Galiba yok. Feridun'un bu durumdan hoşlanacağını hiç sanmam. Hoşlanmaz tabii. Hırsız gibi adamın evine girip eşyaları alınır mı hiç? Aç telefonu söyle. Medeni insanlar değil misiniz? Haksız mıyım? Neyse canım boş ver. Sen bir şey deme. Kendi aralarında halleder onlar. Böyle durumlarda dışarıda durmak lazım. Der miyim hiç? Ecelime susamadım Oğuz. Bakar mısınız? Geliyorum. Geliyorum.
Aras'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Aras? Kantindedir herhalde. Bütün sınıf orada. Sibel değil mi isminiz? Evet, evet. Gidip çağırayım istiyorsan Sibel. Yok yok, teşekkür ederim. Ben kendim giderim. Önemli değil. Aras. Şanslı çocuk. Fatoş, uzaklaşma. Bak buralarda oynuyorsun. Tamam? Bunu Serap? Sabah bir müşteri getirdi, bıraktı. Güzelmiş. Benimkine benziyor. Yok canım. Neresi güzel? Baksana, fazla bir işe yaramaz. Kuru temizlemeciye söyle bunu iyi temizlesin. İşlemeler pullar zarar görmesin. Merak etme. Hallederim. Aa, Çiğdem nereye? Gideyim ben bugün, yarın yine gelirim. Peki, sen bilirsin. Fatoş, hadi gidiyoruz. Çocuk gibi beni kontrol etmeye mi geliyoruz? Ne yaptığını sanıyorsun sen Sibel? Tabii, küçük bey rahatsız edildiği için sinirli. Hadi itiraf etsene gerçeği. Beni kontrol etmeye geldin. Küçük bey rahatsız edildiği için sinirli. Bütün okula rezil oluyorum senin yüzünden. Bağırma. Yeter umurumda artık değil. Sibel. Tamam bağırma. Gel şu sınıfta konuşalım, tamam mı? Evet, şimdi neden bana buraya geldiğini söyler misin? Ama gerçeği söyle. Sana sürpriz yapmak için gelmiştim ama karşılaştığım manzara bana sürpriz oldu. Ne varmış manzarada? Onların hepsi benim arkadaşım. Masada kahkahalarla gülüp eğlendiğin dört kızla arkadaşın, öyle mi? Evet. Herhalde kimlerle arkadaşlık edeceğimi sana soracak değilim. Beni arkadaşlarımın yanında küçük düşürdün. O da yetmezmiş gibi arkadaşlarıma hakaret ettin. Söylediklerimde haklıydım ama. Sibel, sen paranoyaksın abi. Sen de ikiyüzlü bir yalancısın. Yeter artık. Ben bu hakaretleri hak edecek hiçbir şey yapmadım. Haklısın. Bence de yeter. Bu ilişkiyi uzatmanın hiçbir anlamı yok. Ya beni hiç anlamıyorsun. Bana hiç güvenmiyorsun ya. Neden güvenmiyorsun bana? Sana ne demeli Aras Bey? Sen sanki beni çok anladın. En azından senin gibi başkalarını suçlamıyorum. Sen var ya... Sen aptalın tekisin. Senin için üzülmeye hiç değmez. Fazla ileri gidiyorsun. Beni tehdit mi ediyorsun? Ben gidiyorum abi. Ne halim varsa gör. Güle güle canım. Yolun açık olsun. Arkandan ağlayacak değilim. Üzülme. Beni hiç sevmedi. Oysa ben... Boş ver. Zamanla hepsini unutursun. Kendimi bütün okula rezil ettim. Bu okul böyle aşk kavgalarına alışkındır, merak etme. Sınıfta olmadan ben gitsem iyi olacak. Seni gideceğin yere götürmemi ister misin? Yok sağ ol, ben kendim giderim. Sibel... Ama... Teşekkür ederim yine de her şey için ben. Sibel. Hı. Hiçbir şey için bu kadar ağlama. Gözyaşlarına yazık. Çiğdem abla, yemek hazır, biz yiyelim istersen. Meltem gelir birazdan, bekleyelim. Şerif abla. Efendim Fatoş? Feridun abiye de birazcık yemek götürelim mi? O dışarıda yer bir şeyler Fatoş, merak etme. Hadi daha salata yapılacak, mutfağa koşalım hadi. (Gülüyor)
Kapıyı çal Mert. Çalıyorum, ne oldu? Aç kapıyı! Feridun yavaş! Sen ne yaptın sanıyorsun? Ne demek ne yaptın Feridun? Sanıyorsun? Ne bağırıyorsun sen? Neden yangından mal kaçırır gibi çocuğun eşyalarını aldın evden ha? Arkadaşlar bunu içeride konuşun isterseniz ha? Konuşacak bir şey yok. Fatoş'un evi burası. Eşyalarının da burada olması gayet doğal. Çiğdem! Efendim? Bu evde Fatoş'un evi, tamam mı? Biliyorsun o ikimizin de kızı. İzninizle ben içeri gireyim. Ayrıca bir konu daha var. Neymiş o? Anahtarları bana kendin verebilirdin. Üstümde kalsın istemedim Feridun. Tamam öyle olsun. Başka soracağın bir soru yoksa iyi akşamlar. Sana da. Fatoş'cum bir tanem hadi sen koş yemekten önce ellerini yıka. Tamam. Hadi koş bir tane. Hadi biz de yemek yiyelim artık ha, çok acıktım. Feridun Bey iştah mı bıraktı bende? Eniştem haklı Çiğdem abla, ayıp ettin. Sen sus Şerif. Nereden senin enişten oluyormuş o hala? Hadi hadi yemek yiyelim artık, tamam mı? Kesin Feridun Bey'dir, kim bilir içinde neler kaldı. Ay, boşandılar, dert bitecek sandık ama aklım ermiyor bunlara Meltem, aklım ermiyor. Sen miydin Sibel? Merhaba Çiğdem. Merhaba. Gülü oynaya boşandılar, şimdi kavga ediyorlar. Olmaz ki böyle saçmalık. Bence artık şu yemeği yiyelim. Meltem burada mı? Burada. Hayırdır, iyi misin İçeride sen? İçeride mi? İçeride, geç geç. Çok moralim bozuk gel, ya. Gel tamam, geç içeri geç. Hah, anlaşılan bu gece aç kalacağım. Meltem, çok kötüyüm. Ay. Ne oldu, işten mi kovuldun? Hayır, Aras'la ayrıldık. Neden? Neden olacak? Söyleyeyim, ben aç kalayım diye. Bütün gün sokaklarda ağlaya ağlaya dolaştım. Tek başıma eve gitmek istemeyince de buraya geldim. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Önce şu yemeğimizi yesek de sonra anlatsan neler olduğunu. Kalpsizsin Meltem, kalpsizsin. Hmm. Ana sensin be. Bu evde senin derdinden bir tek ben anlarım. Hmm. Anlat. Aşık olmadı. Yoksa bu kadar kolay vazgeçemezdi. Haksız mıyım? Sen de vazgeçmişsin. Ne yapsın kız? Laf söyledin yani. Gitme diye ayaklarına mı kapanacaktı çocuğun? Boş ver Sibel, üzülme. Demek ki seni yeterince sevmemiş. Yine de söylediklerini hak etmedim ben. Sen de ona bir sürü şey söylemişsin. Kimin tarafındasın Meltem? Arasın mı benim mi? O aramızdaki hain. Ben açıkça gerçekleri konuşuyorum. Ayrıca olan olmuş, biten bitmiş. Bırak, hadi yemek yiyelim. Ay kızın yemek düşünecek halim var Meltem. Ama Aras Bey beni tanımıyor. Beni sevmeni ben hiç sevmem. O yüzden mi ağlıyorsun yani? Görürsün bak, yarına itibaren Aras'ın adını ağzıma almayacağım. Bu aşk bugün bitti. Bu kadar. Ben seni ilk gördüğümde anlamıştım zaten. Sen güçlü bir kadınsın. Ayaklarının üstünde durabilirsin. Abartma istersen Çiğdem abla. Çiğdem haklı. Gidinin arkasından ağlamayacağım. Bravo. Bu kadar. Ağlamayacağım. Ben bu kadar zayıf bir insan değilim. Ağlamayacağım. Harika. Konu kapandığına göre artık yemeğimizi yiyebiliriz, değil mi? Thank you.
güzel filmdi. Ay saçmalama Meltem. Neyse güzeldi. Ben sonu mutlu biten filmlere güzel derim. Ay acıymış bu da. Şöyle güzel bir sandviç isteyen var mı? Ben istemem. Ay yatacağız birazdan. Ne sandviçi? Sibel sen? İstemiyorum. Şeref. Ağlıyor mu bu? Ağlıyor galiba. Sibel niye ağlıyorsun yine? Film yüzünden Meltemciğim. Ben sonu acıklı olan bütün filmlerde ağlarım. Ya niye ağlamayayım ki? 5 gün oldu hala arayacak. 5 gün oldu mu? Evet. Aras'la ayrılalı tam 5 gün oldu ama hala aramadı. Bu kadar seviyormuş işte beni. Ama bak senin gibi bir kıza böyle ağlamak yakışıyor mu? Benim bildiğim sen güçlü bir kızsın. Hayır güçlü değilim işte. Hayret bir şey ya. Ne zaman karnım acıksa ağlamaya başlıyor. Kerem. Tamam gitme kızın üstüne. Sibel, hayatım, sen şimdi böyle acıklı bir film seyrettin ya, aniden aklına Aras geldi. Aklımdan hiç çıkmıyor ki. Vah vah, görüyor musun? Ne yapacağım ben şimdi? Bak Sibel'cim, çok basit. Başka bir sevgili bulacaksın. Çivi çiviyi söker. Bir aşk acısını ancak başka bir aşk dindirir. Sibel sen ara konuş Aras'la. Belki o da senden telefon bekliyordur. Olamaz mı? Olur. Aferin benim kuzenime. Bak ben Şeref'e katılıyorum. Ne dedin sen? Çivi çiviyi söker dedin değil mi? Aferin. Bizim de hayat tecrübemiz var yani. Olacak artık o kadar. Girme hemen havaya. Sen de çıkarma. Meltem galiba haklısın. Hı? En iyisi ben arayayım değil mi? Ara ara. Ben de bir sandviç yapayım o. Peynir. Alo, Aras benim, Sibel. Domates koyalım. Salatalık. Sibel. 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 Şeref. Şeref. Ne var Meltem? Sibel. Salımımız bitti mi hayatım? Meltem ne salımı? Arkadaşın kendi odaya kilitledi. Sen hala yemek düşünüyorsun. Koş yürü. Ya sabır, ya sabır. Sibel'cim. Üzme bu kadar kendini bir tanem çık dışarı hadi. Bak hiçbir erkek için değmez. Böyledir bunlar duyuyor musun beni? Huu cevap ver huu. Hadi hadi çekil of. Buyur çok bilmiş. Ara konuş. Belki o da senden telefon bekliyordur. Ah. Sibel açsana şu kapıyı bakayım. Sibel. Öf. Gel. Beni sevmiyormuş öyle dedi. Yok yok. Hiçbir erkek için bu kadar ağlanmaz. Bir tanem üzülme. Tabii tabii. Ama ben bunun intikamını alacağım ondan. Hı, tamam tabii canım alırsın. Sen ağlama tamam mı canım? Ağlama. Sibel. Toparla artık kendini. İyiyim ben Meltem. Bir şey ister misiniz kızlar? Yok. Zaten gideceğiz. Oğuz nerede? Alışverişe gitti. Sibel, sen bir şey ister misin? Sibel, topla artık kendini. Bak dışarıda hava ne güzel. Gezip tozun biraz. Değil mi Meltem? Değil Şerefciğim. Kusura bakmayın ama benim yetiştirmem gereken bir yazı var. Öyle mi? O zaman Sibel burada kalsın, değişiklik olur. Hem Oğuz gelene kadar bana yardım eder. Kendi bilir. Ben kararımı verdim. Kalıyorsun yani. O konuda değil. Önüme çıkan ilk erkekle evleneceğim. Yok daha neler. Ne diyeyim ben? Tabii tabii. Ben ciddiyim. Evleneceğim. Of Sibel. Of Sibel. Sibel'cim ben diyorum ki yani istiyorsan burada benimle kal. Senin için bir değişiklik olur diyorum. Bilmem ki. Kalamam herhalde. Dergide yapmam gereken işler var. Aa, kal kal. Ben senin yerine yaparım o işleri. Yapar mısın? Aa ne demek canım zevkle. Hadi size iyi eğlenceler. Şeref sen de Oğuz'a selam söyle. Tamam Meltem görüşürüz. 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 Ben ciddiyim. Beni anlayan ilk kişiyle evleneceğim. Tabii tabii. Sibel
Yok yok, daha güzel bir fikrim var. Şöyle iki kahve yapayım, karşılıklı içelim, ne dersin? Olur. Hemen yapıyorum. Sibel? Fatoş hazır mı? Birazdan hazır olur. Gelsene. Yok sağ ol, girmeyeyim. Gel canım, yabancı yer mi burası? Meltem Hanım. Aa, kocacığım. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Aa, dur ben söyleyeyim. Bülent'le buluşmaya geldin. Evet, ama önce sana bir uğrayayım dedim. Otursana. Sibel yok mu? Yok. Kafede Şeref'in yanında. Kuzucuğum. Ben hazırım Feridun abi. Hazır mısın sen? Hadi çıkalım o zaman. Çıkalım mı? Hadi bakalım. Giy canım. Çocuğa lahmacun kebap falan yedirme. Midesi bozuluyor sonra. Tamam. Nereye gideceksiniz? Daha karar vermedik değil mi Fatoş? Çocuğu bu soğukta sokaklarda gezdirme. Çabuk karar ver. Gezdirmem Çiğdem. Feridun bir de... İstersen sen de gel ha. Yok, ne gereği var ki? Niye geleyim canım ben? Hadi size afiyet olsun. Teşekkür ederim. Fazla gecikmeyin de telaş etmeyin. Oo. Gecikmeyiz Çiğdem. Hmm. Merak etme. Gözün yolda kalmasın. Gel bir tanem. Gel kuzucuğum. Çok iyi oyuncuydu, öyle değil mi? Bu kim ya? Son filmini izledin bence değil mi? Bence hepsi zaten çok güzel. Çok güzel. Ay, Cadı çok harikaydı, yakışıklı. Harika. Merhaba. Merhaba. Şerefciğim Eren, Aras'ın sınıf arkadaşı. Öyle mi? Daha önce Gonca Hoca tanıştırmıştı. Öyle mi? Ben gideyim o zaman. Bir sürü iş var. Siz kahvenizi için kardeş kardeş. Olur mu Sibel'ciğim? Tabii canım, tabii ki. Allah Allah. Anlat bakalım. Aras ne yapıyor? Dersleri iyi mi? Yani daha önemlisi... Adı neydi ya? Jale. İyi. İkisi de iyi. Ama onların arasında hiçbir şey yok. Bana ne canım? Aras benim için bitti zaten. Bak buna sevindim işte. Sevindin mi? Şey yanlış anlama, senin adına sevindim. Ha. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Aras kendi dertlerini kolay kolay insanlarla paylaşmaz Meltem. Yani bu konuda biraz mesafelidir. Gerçeği hep saklar. Buyurun. Teşekkür ederim. Yani şu an Sibel'i seviyorsa bile bunu asla söylemez. Ne var bunda? Erkek değil mi? Çıksın söylesin. Kızcağız burada neler çekiyor? Bir ben bilirim, bir de Meltem Hanım. Bu ne canım? Öyle Hasan, öyle. Bu modeller böyle çıkıyor. Ne yapacaksın? Allah Allah. Başka bir arzunuz var mı? Yok Hasan, sağ ol. Sağ ol. Hayır, sağlam bir sopa alacaksın eline. Neyse, bana ne canım? Herkes Aras'a kızgın ha? Olacak o kadar. Biz kız tarafıydık Goncacığım. Sence bunlar barışır mı? Ne bileyim ben. Canım bir düşüncem vardır. Yani uzak bir ihtimal gibi ama... Ay Sibel, Aras sıkıldım valla. Başka konuşacak bir şey yok mu Meltem? Haklısın. Bak gülebiliyorsun. Senin yüzünden. Yoksa gülmeye hiç niyetim yok. Bence gül. Gülmek sana çok yakışıyor. Öyle mi dersin? İnsanın Aras gibi sevgilisi... pardon, eski sevgilisi olunca gülmeyi unutuyor işte. Boş ver Aras'ı. Sen de Aras'a taktın. Bence de. Sana bir çay ısmarlayayım mı? Yok sağ ol. Ben gideceğim. Akşam ne yapıyorsun? Ben mi? Evet. Hiç. Sinemaya gidelim mi? Oradan da takılırız biraz.
Kafamızı dağıtırız. Senin ihtiyacın var gibi. Olur. O zaman burada buluşalım mı? Olur. Olur. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu Sibel? Akşam sinemaya gideceğiz. Yani buradan alacak beni. Ne güzel işte. Bence de. Doğuş, ne yaptınız Feridun abinle? Hiç, sadece yemek yedik. Ne yediniz? Hangurbel. Hangurbel mi yediniz? Benim hakkımda bir şey söyledi mi? Ben sormadım ki söylesin. Sorsa mıydım? Yok. Sen bana bakma. Ben öylesine konuşuyorum. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun bakalım? Fatoş, bana hoş geldin öpücüğü yok mu? Canım. Ben geldim. Aa, hoş Şeref geldin. Ablam geldi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hani öpücük? Öp bakayım. Şeref, Sibel nerede? Eve mi gitti? Bir arkadaşıyla sinemaya gittiler. Oradan gezeceklermiş biraz. Beni merak etmeyin, akşam eve giderim dedi artık. Aa, hangi arkadaşıyla? Eren diye bir çocuk. Eren, erkek mi? Kim bu Eren? Ben tanımıyorum öyle birini. Aras'ın sınıf arkadaşıymış. Ne? Fatoş'cum, bana bir bardak su getirir misin? Ay, akşam hoş geldin. Şeref sorgusuna mı çekiyorsunuz beni? Sınıf arkadaşı dedi, değil mi? Yanlış duymadım. Evet, evet. Ya sabır, ya sabır. Aman boş ver Meltem. Ne güzel işte, bizi ağlayacağına gitsin ona ağlasın. İşte saksıyı biraz. Ay ne oldu? Bozuldu hanımefendi. Vallahi hiç bozulma. Çok güzel anlaşıyorlar. Bence aralarında bir şey olacak. Sen niye Meltem'in üstüne gidiyorsun Şeref? Yok canım. Allah Allah. Niye gideceğim? Ortaya konuşuyorum. Benim karnım acıktı. Hadi bırakın gevezeliği. Her şeye sinirleniveriyorsun sen en son zamanlarda. Ay ne diyorsun Çiğdem abla? Sağ ol Fatoş'cum. İşte burası. Her şey için teşekkür ederim. Görevimiz. Görevim falan değil canım. Benim gibi ne dediğini bilmeyen bir kızla uğraşmak neden görevin olsun ki? Sence? Ben eve çıkayım. Kızlar beni merak eder. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben kendi evime gideyim. Hem kızlar belki uyumuştur. Bana eşlik edersin değil mi? Hem biraz daha vakit geçirmiş oluruz. Tabii, çok mutlu olurum. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Hayırdır inşallah, bugün pek neşelisin. Olacak o kadar. Hayat geçiyor. Başkası için üzülmek de bir yere kadar. Beni sevmeni ben hiç sevmem. Vay 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 vay. Gecen pek iyi geçmiş anlaşılan. İyi değil, mükemmel. Kim bu Eren? Şeref mi söyledi? Aras'ın sınıf arkadaşı. Sibel. Aras'tan intikam almak için yapıyorsan... Ya niye yapayım ki öyle bir şey? Hoş bir çocuk. Konuşuyoruz, iyi anlaşıyoruz, hoş vakit geçiriyoruz. Aras'ın sınıf arkadaşı diye görüşmeyeyim yani. Tamam. Sen öyle diyorsa... Meltem, gerçekten öyle bir niyetim yok. Olsa zaten sana söylerim ben. Ben sadece... Eren nazik, kibar, bana değer veren bir çocuk. Onunla birlikteyken çok mutlu oluyorum. Tren çoktan kalkmış bile. Dalga geçme. Hayatımın sonuna kadar Aras Bey'i bekleyecek değilim herhalde. Henüz ortada bir şey yok ama. Alo, Eren? İyiyim, ya sen? Biliyorum. Tabii buluşuruz. Kafede. Ne haber Eren? Tamam. Bekletme yalnız. Hoş, seni beklemek de güzel ama. Tamam canım, görüşürüz. Henüz bir şey yok. Kiminle konuşuyordun? Bir arkadaşla. Kız galiba. Evet. Ne çalışacağız Jale? Sahne çalışalım. Sen ezberledin mi? Az buçuk ezberledim işte.
Aras, seninle konuşmamız lazım. Olur, buyur. Özel. Çalışacaktık biz. Önemli. İyi, gel hadi o zaman kantine gidelim. Jale, sen burada bekler misin? Tabii, ben biraz ezberime bakarım. Siz konuşun, beni düşünme. Hadi bakalım. Bu ne? Çöp galiba Çiğdem abla. Kapı önüne çöp konur mu Şeref? Böcek yapar değil mi? 100 kere söyledim bunu. E kapıcı almamış demek ki. Niye almasın canım? Bu zamanında çıkarmadı, kapıcı da alamadı tabii. Ay, Çiğdem abla hadi gidelim, geç kaldık. Tamam, siz gidin, ben size yetişirim. Çiğdem abla, ciddi olamazsın. Sana ne, sen apartman yöneticisi misin? Bu sadece apartman yöneticisinin işi mi Şeref? Ha? Adamcağız senin eski kocan. Ne yapalım, eski kocam diye adama torpil mi geçeceğim? Hadi çocuğun elinden tut, yürüyün siz, ben geliyorum. Hadi. Bak Çiğdem abla, 5 dakika beklerim, haberin olsun, tamam mı? Çok konuşuyorsun Şeref, hadi. Hadi. Hadi kızım. Merhaba Çiğdem. Ne oldu? Hiç. Sen işe gitmeyecek misin bugün? Bakıyorum hala evdesin. Öğleden sonra gideceğim. Bu çöpü kapının önüne koymayalım Feridun. Almamışlar mı? Almamışlar çünkü saatini kaçırmışsın. Saatini kaçırdığın zaman bir zahmet çöpü dışarıya atıver. Çünkü böcek sarar apartmanı. Ve bilirsin ben böceklerden nefret ederim Feridun. Bilirim. Güzel. Çöpünü al içeri. Kalsın, giderken atarım. Öğlene kadar bu çöp burada durmaz. Çiğdem, uykum var, yorgunum. Eline yapışmaz Feridun. Çıkıyorsun galiba, sen atıver. Başka? Başka bir arzunuz var mı? Çiğdem, benim çöpüme karışma. Farkında mısın bilmiyorum ama biz boşandık. Farkındayım canım. Ne güzel, senin adına sevindim. Aç kapıyı Feridun, aç kapıyı. Beni hasta etme sabah sabah. Bak bu çöp atılacak, duyuyor musun beni? Feridun, bu çöp atılacak. Tamam, bir daha seninle konuşmayacağım zaten. Benim suratıma kapı kapatmak ha? İyi, çöpünü de ben atayım. Atıyorum çöpünü. Bak yanlış anlama, apartmanda böcek olmasın diye yapıyorum. Duydun mu beni? Duydun mu? İşte böyle. Bence Aras seni hala seviyor. Geçmiş olsun. Ben ona çok şans tanıdım ama o bana telefon bile etmedi. Peşinden de bir yere kadar koşarım. Aslında benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Neymiş o? Bu söyleyeceklerimden korkuyorum. Ama söylemezsem, daha doğrusu sen bilmezsen hiçbir anlamı olmayacak. Biraz cesaret o zaman. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ne tesadüf, ben de. Yalnız benim bir şartım var. Söyle. Bu da cesaret isteyen bir şey ama merak etme, söyleyeceğim. Benimle evlenir misin? Ne? Şeref. Hı? Ne konuşuyor bunlar sence? Farkında mısın Çiğdem abla? Sen Firdun enişteden ayrılınca kendine geldin. Eski Çiğdem oldun. Şimdi gözünün orta yerine bir vururum. Daha iyi anlarsın. Eski Çiğdem miyim, yeni Çiğdem miyim? Görüşmek üzere. Kızlar, size bir müjdem var. Meltem, bu kadar abartma istiyorsan. Bunlar hayatta olan şeyler. Hah, hayatta olan şeyler öyle mi? Sen kaç gündür tanıyorsun bu adamı? Tanıyorum. Hem sana ne canım? Biraz benim tarafımdan baksana bu olaya. Meltem haklı. Bence de. Hayır değil. Aa, bu ne ya? Üstüme gelmeyin. Ağır konuşurum, kalbinizi kırarım. Ben bu çocuğu seviyorum. O da beni seviyor. E öyleyse niye evlenmeyelim?
Bu ne ya? Sen ne yapıyorsun? Yangından mal mı kaçırıyorsun? Sen otur biraz otur. Ayaktasın ya, beynine kan gitmiyordur belki. Meltem, ben evleneceğim. Hem sizin dediğiniz gibi olsa ne olacak? Sonunda Aras beni terk edecek. Zorla benimle evlen demiyorum ki, kendi kabul etti. Bu da gerçekten beni seviyor demek. Böyle düşünüyorsun ha? Peki ne halin varsa gör o zaman. İyi, ben de seni dost bilirdim. Madem dost biliyorsun, Allah mutlu etsin seni. Ama şunu bil ki böyle evlilik olmaz, tamam mı? Evlilik ciddi bir iştir, çocuk oyuncağı değildir. Benden de bu kadar, yatıyorum. Ben de biliyorum ama yalnız kalmaktan, aptalca sebeplerden dolayı terk edilmekten bıktım. Bu nasıl arkadaş ya? Ailenin haberi var mı Sibel? Var. Annem Fransa'da olduğu için gelemeyecek. Babam iş gezisinde. Erin'in ailesi zaten Kanada'daymış. Ben bu yüzden evleniyorum işte. Tek başıma bir şeyler yapmaktan bıktım. Nereye kadar? Meltem. Hoş geldin Gonca. Meltem. Duyduklarım doğru mu? Hangi biri Goncacığım, hangi biri? Sibel. Doğru. Nerede? Çiğdem'in dükkanına gelinlik bakmaya gitti küçük hanım. Sen nereden duydun? Eren'den. Mutlu mu bari Eren Bey? Ayakları yerde değil ki, mutluluktan uçuyor beyefendi. Hmm. Küçük hanım nasıl, keyfi yerinde mi? Hem de nasıl. Gonca. Peki Aras nasıl? Bilmiyorum. Görmedim ama iyi değildir herhalde. Bu Eren'in ailesi ne iş yapıyor? Kararı biliyorlar mı? Kanada'da yaşıyorlar. Eren burada tek başına yaşıyor. Ay ay. Of. Peki nasıl geçinecek bunlar? Oho. Eren Bey'in ailesi para yolluyormuş. Sibel çalışıyormuş. Evleri varmış. Mış mış müş müş. Oho. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ne zaman evlenecek bunlar? 2 gün sonra, kafede. Of Meltem, inanamıyorum ya. Hayır, ne diyeceksin yani? İkisi de laf dinleyecek yaşta değil ki. Evlensinler de görsünler, kolay mıymış bu işler? Ay çok güzel. Güzel değil mi? Güzel. Ya istersen... İstersen peki üstüne nasıl duracak bakalım, değil mi Çiğdem? Evet. Sibel, sen bu işi bir daha bir düşünsen. Birbirinizi biraz daha tanısınız. Çiğdemciğim, bu konuyu kapatsak nasıl? Yakışacak bana değil mi? Yakışacak. Hadi bir giy bakalım nasıl duracak. Tamam, hadi bakalım. Sadece bu yeterli. Eren. Sen sadece aramızda bir şey var demiştin bana. Her şey hızlı gelişti. Bir de sana hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii ki. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Bırakın. Arkadaşlar sakin olun. Aras, Eren. Adam gibi oturun konuşun, tamam mı? Gel sen de. Geç. Tamam tamam. Ben sadece tebrik etmeye geldim. Tabii. Kimseyle kavga etmeye niyetim yok. Tebrik ederim Eren Bey. Teşekkür ederim. Geleceksin değil mi? Nereye? Nikahıma. Bilmem, sence gelmeli miyim? Bence gelmelisin, benim sınıf arkadaşımsın. Sağ ol, ben gelmeyeyim. Kimsenin keyfini kaçırmak istemem. Bence hata yapıyorsun Eren. Ama yine de umarım mutlu olursunuz. Bunu bütün kalbimle dilerim. Hı hı. Boş ver, sen kendi hayatını yaşıyorsun. Oh,
Şahitleri de aramıza alalım. Bu evliliğe şahit olmak isteyen yok mu? Burada Gonca ve Meltem Hanım yazıldı. Kendileri buradalar mı? Meltem? Başa gelen çekilir. Teşekkür ederim Meltem. Evet Sibel Hanım, kendi isteğinizle, hiçbir baskı altında kalmadan Eren Yakut'u kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Eren Bey, Sibel Hanım'ı hiçbir baskı altında kalmadan karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Şahitler de kabul ediyorlar mı? Evet. Evet. Ben de şimdi bana verilen yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun imzalayın. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah huzur etsin. Dans eder misin? Hayır, etmem. O çöpleri kapının önüne koyduğun sürece seninle dans etmem Feridun. Sen değişmeyeceksin değil mi hiç? Değişmeyeceğim. Peki, sen bilirsin.